Evet manşetleri bu şekilde noktalayalım. Değerli izleyenler, sırada bir Skype bağlantımız var. Aslında kendisini genelde stüdyoda görmeye alışkınız. Taner Karaman bugün bizlerle birlikte. Günaydın Taner. İyi haftalar dilerim. Nasılsın? Günaydın. Teşekkür ederim sevgili Demet. Sana da ve izleyenlerine de iyi haftalar diliyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Hemen derbi konuşarak başlayalım istersen. Daha farklı bir derbi bekliyorduk zannediyorum hepimiz. Biraz keyifsiz geçen bir karşılaşma oldu. Gol sesi çıkmadı bu mücadeleden. Sence neden bu kadar duran geçen bir karşılaşma izledik? Şu gibi gözüküyor sevgili Demet. Çünkü bu karşılaşma aslında normal bir 90 dakikanın 45-45'lik iki bölümü gibi değil. 180 dakikalık bir mücadelenin ilk devresi bitti. Ve iki teknik direktörün de kafasında olan bence en önemli düşünce Süper Kupa finaline çıkarken bu karşılaşmada ağır bir yenilgi ya da herhangi bir şekilde oyuncuların ya da taraftarın düşebileceği bir tablonun ortaya çıkmamasını istiyordu iki teknik direktörde ve ilk 90 dakikanın 0-0'lık beraberlik hatta hani beraberlikle bitmesi bence iki teknik adamın da e, beklentisi isteği tabii galibiyet ama e, beraberlik konusunda da ben üzüntü duyduklarını zaten maç son açıklamalarından da gördüğümüz kadarıyla e, bilebiliyoruz. O yüzden de şu anda e, ilk devre bitti. Süper Kupa'da biz aslında asıl karşılaşmayı izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ve asıl çok pozisyona giren, e, çok fazla gol pozisyonu izlediğimiz, belki de gollerin olduğu bir Süper Kupa finali bizi bekliyor. Bu karşılaşma kontrol mücadelesiydi. İki tarafta Süper Kupa'ya hasarsız gitmek adına dengeli bir oyunla 90 dakikayı tamamladılar. Ki takımları böyle tek tek konuşacak olursak Fenerbahçe'den başlayalım ev sahibinde acaba bu duranlığın sebebini yine Fred'e mi bağlamak lazım? Biraz daha böyle karşı tarafın ne oynadığına da bağlı gibi geliyor bana. Yani Fenerbahçe Fred'le birlikte vites düşürdü evet yani bu çok doğal bekliyorduk da zaten. Diğer tarafta da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin deplasmanında Fenerbahçe deplasmanında Fenerbahçe'nin bu hücum oyununu frenleyebildiğini gördük. Yani Fenerbahçe'yi biliyorsun çok net bir şekilde ilk 20-30 dakikada rakip yarı sahada etki kurabilen 90 dakikayı hatta bunu yayabilen bir takımken Galatasaray bunu bir şekilde frenlemeyi ya da doğru noktalardan girişler yaparak rakibinin planlarını bozmayı başardı. Yani bu Fenerbahçe'nin fresizlikten oynadığı bir oyundan ziyade aslına bakarsan biraz da Galatasaray'ın ne oynadığını bilen bir oyun ortaya koymasından da kaynaklanıyor gibiydi. Peki dün muhtemel 11'leri de yine konuklarımızla konuşurken sağ tarafta acaba İrham İrfan mı Cengiz mi olacak diye tereddüt etmiştik. Fred'in yokluğunda da İrfan'ı orta alanda 8 numarada tercih etti İsmail Kartal. Cengiz'in de tabii bir önceki maçtaki Hı. etkili performansı da 11'deki yerini biraz bulduğunu söyleyebiliriz. Peki bu değişiklik İrfan'ın daha geride olması sence ne derece etkiledi takımı? Şu aslında İrfan zaten akademi eğitimini o bölgede almış hatta med, med, yani Ramp Başakşehir'de, Rams Başakşehir'de de bir dönem e, bu pozisyonlarda oynamış bir oyuncu. Yani e, o bölgede oynatabileceğiniz oyuncuları listeleseniz zaten e, o bölgede eğitim almış, akademi eğitimi orada olan bir İrfan'ın da oraya çekilmesiyle alakalı beklentimizi dile getirmiştik birkaç hı hı. program öncesinde. O yüzden de ben çok şaşırmadım ki burada e, elde kalan oyunculara baktığımız zaman şimdi... Galatasaray karşısında o bölgeyi bir kere ayakta tutmanız gerekiyor. Rakibin bu kadar etkili orta sahasına karşı, hücum adamlarına karşı o bölgenin ayakta kalması lazım. Başlangıçta sadece Crespo gibi gözüken planlamada, evet. senin de az önce bahsettiğin gibi aslında arkaya gelen oyuncu sayısının, merkez orta sahaya kayan oyuncu sayısının 2 hatta bazen 3'e kadar çıktığını gördük. Bu da tamamen rakibin o 3. bölgeye, 2'den 3'e geçişlerini frenlemek adına Galatasaray'ın aldığı bir önlemdi. İsmail Kartal'dan da hızlı bir değişiklik geldi hemen 46. dakikada hı hı. İsmail Yükse'yi Cengiz Ünder'in yerine oyuna e, soktu bu tercihi nasıl buluyorsun? Bu tamamen frenleme tercihiydi zaten, hı. zaten sevgili Demet yani İsmail Hoca'nın aradığını bulamamanın verdiği etkiyle birlikte İsmail Yüksek'i nasıl tanımlayabiliyoruz? Daha böyle durduran bir oyuncu. Rakibi frenleyebilen bir oyuncu. İbrevillere evet. girdiği zaman güçlü kalan bir oyuncu. O yüzden de İsmail Kartal'ın burada İsmail Yüksek hamlesini yapmasını da çok anormal karşılamıyorum. Olması gereken bir hamleydi hatta. Bunu da söylemek hı hı. lazım. Çünkü Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek gibi isime de ihtiyacınız olacağı zaten belliydi. Ve Galatasaray ilk yarı biraz olsun elinde tutunca finalinde de İsmail Kartal ikinci yarıda bu hamleyle geldi zaten oyuna. Peki Galatasaray kısmıyla devam edelim. Aslında bunu iki takım adına da biraz sormak istiyorum. Hı -hı. Çünkü e, kadrolar açıklandıktan sonra böyle ofansif yönü yüksek kadrolar gördük. E Daha çok ileri gitmesini bekliyorduk takımların ama e, gel gör ki yalnızca bir isabetli şut var. O da Hakim Ziyeş'ten geldi. Burada hücum oyuncuların katkısı konusunda e, senin görüşün ne olacak? üretkenlik problemi. Yani bu üretkenlik problemini şimdi Galatasaray'da tabii üretkenlik problemi Kopenhag maçı vesaire derken de 2-3 maçtır devam ediyor ama şu gerçekliği Okan Hoca'nın sahada uyguladığını gördük. Kerem Aktürkoğlu'nun sol bölgede oynadığında performans verdiğini ve 10 numarada olduğunda performans veremediği gerçeğinden bahsetmiştik ve burada da Okan Hoca'nın maça çıkarken e, Zaha'yı kenara almayı göz alarak hatta işte mevkileri tam anlamıyla oturtarak sahaya çıkması da bence isabetli bir karardı. Şimdi karşınızda hı hı. az pozisyon veren takımdan ziyade biraz daha böyle rakibi durdurma konusunda etkili diyebileceğimiz bir orta sahaya sahip bir Fenerbahçe var. O yüzden de doğal olarak üretkenlik konusunda biraz da iki takımın da sevgili Demet kendini böyle süper kupaya hazırlayan bir oyunla birlikte sahada olması oyun kalitesini düşürdü bu düşen oyun kalitesiyle beraber de tabii ki hücum adamlarının etkinliğinin de azaldığını kabul etmek lazım ve burada evet. e, şimdi Galatasaray tabii ki de erken bir gol atıp oyunu eline geçirme gibi bir arsundaydı. ama e, karşısındaki takımın da Fenerbahçe olduğunu unutmamak lazım Fenerbahçe'nin de Evinde özellikle etkili o savunma oyununu bir şekilde sağa yansıttığını dün de söyleyebiliriz. Peki son olarak son soru olarak Barış Alper'i sormak istiyorum. Çünkü sezonun Tabii. kalan bölümünde uzunca bir süre sol bekte onu izleyeceğiz gibi duruyor. E derbide ilk 11'de çıktı. E sahanın da bence iyilerinden biriydi. Sen nasıl buldun? Yani idare eden bir oyun öyle söyleyebilirim. Yani burada Anhelino niye yok ya da şu yok bu yok asıl bir sol bek Kazım vesaire diye sorgulatmayan, idare eden bir oyunu ortaya koyan bir Barış Alper var. O yüzden de ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu süreç bu şekilde devam edecek. O bölgede Anhelino'nun kontratını alınmaması adına sol beke bir planlama yapıldı. Şu anki gidişatta da şunu tartamıyoruz. Oyunun genelinde Orta sahada oynasa acaba takıma hücumda daha mı farklı katkı sağlar? Hı -hı. Savunmada oynayınca gösterdiği katkı mı daha kıymetli? Bunu tartmak çok kolay bir iş değil. Ama e, back pozisyonda da oynadığı zaman rakibi böyle ısıran ve yerinde durmayan, rakibe karşı çok etkili olan formasını hak eden bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebiliriz Barış Alper'in. Peki Taner. Çok teşekkür ederim aktardığın detaylar için. Tekrar iyi sabahlar, teşekkür ederim. iyi haftalar diliyorum. sağ olun. Görüşmek üzere. Taner Karaman'la birlikte dün akşam oynanan 0-0 biten derbi sonrasını derbiyi konuştuk değerli izleyenler. Bağlantımızın ardından haberlerimize tekrar devam edelim. Süper Lig'in 18. haftasında Tümosan Konya Spor Mondiom Kayseri Sporu 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu mücadeleyle ilgili de maç sonu görüntülere gidelim. Teknik direktörlerin açıklamaları gelsin.